Evet arkadaşlar, yine dayanamadım ve synthwave bir beat yaptım. 115 BPM'dir, tadından yenmez. Bence çok güzel oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Haydi geçelim. Evet, öncelikle pluginim olarak Serum'u kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Serum'u biliyorsunuz. Mükemmel bir plugindir, tavsiye ediyoruz. Tabii ki de önce metodoloji olarak söylüyorum. Akorumuzu yazdık. Akorumuzu biraz arpejimsi bir şekilde yazdım ve şöyle ufak dokunuşlarda da bulundum. O zaman dinleyelim. Siz benim yaptıklarımı yapabilir ya da daha çeşitli bir şekilde halledebilirsiniz bu beat'i. Üstesinden geleceğinizi biliyorum. Ondan sonra biraz plug ekledim. Bu plug aslında melodimizi ya da flow'umuzu oluşturacak bir melodi. Ufak bir melodi. Şu da böyle. Biraz aslında reggaeton afrobeat'e benziyor ama hiç öyle bir şey çıkmayacak. Sizi temin edeceğim birazdan. Bundan sonra basımı yazdım. Biliyorsunuz 808 kullanmayı ben çok sevmiyorum. Aslında çok güzel bir tat bırakıyor. Ben onun yerine old school basslar yazmayı, yani kök notasını, akorun kök notasını takip ederek bas elde ediyorum. Bunu çok seviyorum. Yani old school normal bir bas yazımıdır. Bu da böyledir. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. İsteğe ve arzuya göre siz bunu çeşitlendirebilirsiniz. Tabii ki de slide mantığı yapabilirsiniz. Başka notalar kullanabilirsiniz. Kullanabilirsiniz de kullanabilirsiniz. Benim basım Serum'da şu BA Taffy Bass olarak kullandım ben bunu. Bundan sonra bir lead yazmam gerekti. Bu lead'i de plug'ın aynı melodisini kopyalayarak, tabii biraz nota değerlerini uzatarak, buralarda görüyorsunuz. R'yi bir tık uzatarak, burada da Mi'yi, daha güzel tat ve aslında nakaratta biraz daha uzun vokalli bir şey aradım ve bu şekilde buldum. Bu da güzel bir sound'dur bu arada, tavsiye ederim. LD Braveheart olarak geçiyor Serum'da, bunu da tavsiye ediyorum. Lead'imiz şu şekildedir. Bu şekilde loop'la devam ediyor. Ondan sonra peki bunun üstüne, evet, snare'imiz, kick'imiz burada. Yani bu drum'ı nasıl yazdım? Boom bap'e yakın, dansa yakın yazmaya çalıştım. Çünkü synthwave biraz daha 80'ler aslında hareketli bir şey olsun istedim. Bu yüzden böyle disco drum'ına veya boom bap drum'ına yakın bir şey yazdım. Kick'lerimiz şöyle. Bilerek kick'i old school bir Dr. Dre kick edasını kullandım. Çünkü rap'ten kopmamak için. Hi-hat'imiz şu şekilde zaten, biliyorsunuz. Burada ufak bir oyun yaptım tabii ki de. Bir tane buraya ufak bir shaker koymuşuz. Bunu çok fazla dinlememize gerek yok. Örümcek hislerime dayanarak şuraya da bir shaker koysam belki iyi olabilir. Ondan sonra snare'imiz de şu şekilde. Bunu sesleri göstermek için dinletiyorum. Zaten drum'ı şarkının içerisinde duyacaksınız. Snare de aynı şekilde biraz daha old school rap beat, boom bap beat snare'i kullandım. Bunlar kesinlikle mix'sizdir arkadaşlar. Mix'e zaten gelsek çok fazla zaman alır. Diğer bir snare de kullandım, o da bu şekilde. Yine çok reverb'lü, biraz daha old school snare kullandım. Duyduğunuz gibi. Şimdi bunları bütününe bakarsak, haydi bakalım nasıl bir playlist oluşturacağız. Lead ile başlayalım o zaman. Lead ile başlamayalım o zaman. Akorla başlayalım. Şu şekilde giriş yapalım.
Ondan sonra her şey girsin. Girmeyecek. Tamam, böyle başlayacağız. Ondan sonra her şey girecek. Böyle gideceğiz. Ondan sonra burada bir duraklayalım ve ondan sonra bir lead girelim. Tabii ki de bu beat yaklaşık bir 25 dakika içerisinde yapılmıştır. O yüzden siz daha uğraşarak, daha fazla buna kafa yorarak ve mix'i de tabii ki de mastering'i de kullanarak daha iyi şeyler yapabilirsiniz. Bu sadece bir metodoloji ve 25 dakikada neler çıkabileceğini de göstermek aslında. Gerçekten Serum'dan da çok güzel içerikler çıkıyor. Çok güzel beatler çıkıyor. Bakınız nakaratımız da Now. şu. Şöyle yapalım. Evet, hadi o zaman baştan dinleyelim bunu. Beatimiz böyleydi. Beğendiyseniz, abone olup beğenirseniz teşekkür ederim. Bana aşağıdan plugin önerebilirsiniz. Ses dosyaları önerebilirsiniz. Herhangi bir şey önerebilirsiniz. Ben Metor Düşer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beatle kalın.